Şimdi de Rönesans diyoruz. Ve reform hareketleri. Bunların ikisi, yani aslında üçü diyelim. Coğrafi keşifler, Rönesans ve reform hareketleri birbiriyle o kadar bağdaşık ki bir domino taşı gibi düşün. Bir yerden bir hareket geliyor ve o tüm diğer hareketlerin oluşmasından sebep oluyor. Coğrafi keşifler, Rönesans ve reforma altyapı oluşturmuşlar. Sen bunu tahmin edebiliyorsundur tabii ki. İşte bununla ilgili bir şey sormak istiyorum ben de. Bu coğrafi keşiflerle beraber çok başka kültürleri ve o kültürlerin bilgilerini de yanlarında taşıdılar ülkelerini. Tabii. Aslında var olanı aldılar ve sahiplendiler. Bizim malımızmış gibi. Sonra da empoze ettiler. Aslında bunların hepsini anlayabilmek için o dönemi biraz tanımlayabilmemiz lazım. Kendilerini mal etmekten ziyade eserlere saygıları var. Kendileri bunu en iyi şekilde kullandılar kendileri için. Kendilerini geliştirmek için diyebiliriz. Evet, çünkü mesela, bu şey harfleriyle, Roman harfleriyle harfleri yazarken bunu doğuda matematiği keşfediyorlar. Ve o İnanılmaz bir çığır yani. Her şey kolaylaşıyor adamlar için aslında. Enteresan bir şey söyledin. Doğudaki Rönesans hareketlerinin nedeni yine İslamik felsefe, İslamik görüşe sahip birisi tarafından. İbn-i Rüşd diye bir adam var. Daha çok siyaset üzerine yazılar oluşturmuş. Ve İbn-i Rüşd de referans olarak kendini Aristo'dan almış. Aristo'dan etkilenmiş. Ve bu iki felsefe akımının öncüleri, yani antik çağ felsefecisi ve İslam felsefecisinin görüşlerine değer veren bazı aydın kesimler Rönesans hareketlerinin başlamasını sağlamışlar. Ama ondan önce İslam dünyasının aydın kesiminin birçok alanda geliştiğini söylemek durumundayız. Bilimsel anlamda hem de. Sadece tasavvufi anlamda değil, yani manevi anlamda gelişimden bahsetmiyorum. Çok ciddi çalışmalar yapan İbn Sina gibi, işte İbn Rüşd gibi, İbn Kendi gibi muazzam çalışmalar yapan bilimsel, astronomik, matematik, coğrafya, tıbbi terimlerle alakalı çok ciddi çalışmalar yapan bilim insanları var. Tabii ki felsefecileri ayrıca bir kategoriye koymak lazım. Ve o dönemlerin içerisinden Mevlana'lar geçmiş mesela, Yunus Emre'ler geçmiş aynı zamanda. Bunlar da sanatın, daha doğrusu mistik sanatın öncüleri olmuşlar. Ve bunu yaparken dahi mesela Mevlana'yı ele aldığımızda kendisi zaten bilimsel anlamda, matematik konusunda, coğrafya konusunda, birden fazla dil bilimi konusunda ve kimya konusunda, fizik konusunda, astronomi konusunda uzman olduğunu görüyoruz. Bunun dışında sadece bir konuda yetkinlik sağlamıyor İslam tasavvufunda eğilim gösteren İslam alimleri, aynı zamanda dini eğitim alıp medreselerde dini eğitimi alıp aynı zamanda ilim yanında bilim olarak da birçok ders görmüşler. Dediğim gibi matematikteki sayıların mesela sıfır sayısını ekleyen bizim yine İslami felsefeyi savunan canlarımızdan bir tanesi diyebiliriz. Ve İslam kendi aydınlanma çağını çok güzel bir şekilde yaşarken, doğu dolu yaşarken, aydın kesimler yaşarken burada sıkıntı nerede başlıyor? Neden şu an bu kadar karışık bir sürecin içerisinde ve karanlık çağın içerisinden geçiyoruz diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nin bilim insanlarını desteklediği zamanlar olmuş. Kaliteli bilim adamlarının, kaliteli din adamlarının, kaliteli hükümdarların, devlet adamlarının yetiştiği süreçler vardı. Belli bir zamandan sonra artık Osmanlı toprağı gelişebildiği en üst seviyeye geldikten sonra yavaş yavaş bu yayılmacı politikayı durdurmuşlar ve kendi topraklarını korumaya yönelik, daha çok savunmaya yönelik bir çalışma yapmışlar. Ama din değil de devlet adamlarını, hatta din adamlarını da babadan oğula geçen bir sisteme bağlamışlar. Eğitim alıp almadığına bakmıyorlar. Halifelik de biliyorsun o dönemde Osmanlı Devleti'ndeydi ve niteliksiz devlet adamlarının doğal olarak niteliksiz davranışları ortaya çıkıyor ve kendi istedikleri kişileri tahta geçiriyor, rüşvetlerle diyelim, işte yakınlıklarla diyelim. O zaman tabii ki ilim konusunda da gelişen insanlığı desteklemedikleri için sistem kendi içinde yavaş yavaş gerilemeye, ondan sonra çökmeye doğru gidiyor.
bu süreç bu şekildeyken İslam'ın o bilimsel çalışmalarını sürdüren insanlar giderek kendini kapatıyor, geriye çekiyor. Bazıları gizli çalışmalar yapmaya başlıyorlar. Orta Doğu'da durum böyleyken Avrupa'daki durum bundan daha mı hallice? Aslında aşağı yukarı bunun gibi. Zaten biliyorsunuz Orta Çağ yaşanıyor. Ve Orta Çağ'da insanlar şifacısınız diyelim. Otları birbirine karıştıracaksınız ve biliyorsunuz atanızdan gelen bir bilgiyle size aktarılmış bilgiler var. Bu sizde cadılık olarak gözükebiliyor. Yani veya doğaüstü güçlere sahip olduğunuzu düşünebiliyorlar. Kiliseye karşı hilevi davranıyorsan kesinlikle sen suçlusun, günahkarsın ve astım astık, kestim kestik şeklinde ilerleyen dinsel anlamda insanların sömürüldüğü, cahil bırakıldığı bir süreci yaşıyor Avrupa. Ve halk kölelik içerisinde, sefalet içerisinde yaşıyor. Çok da sözü geçmiyor. Yani bir nevi kilise keseyi kendine yontuyor daha çok. İnsanların okuma yazması yasak, kitap basılması yasak. Sadece elle yazanlar o da gizli gizli yazıyor ve şeyde okuyorlar kapı aralarında. Ve tabii ki Orta Avrupa'da veba salgını çıkıyor bu arada. Veba salgını çıkınca da bilim insanları da ölüyor. Mesela doktorlar dahi ölüyor çünkü insanlarla direkt temas halindeler. Kendilerini koruyamıyorlar, ölebiliyorlar. Ve çokça insan zaten Orta Avrupa'yı kavurduk, geçirdik veba hastalığına. 2 milyona yakın insan beden terki yaptı diye hatırlıyorum. Pardon, 500 bin insan beden terki yaptı. Bu çok ciddi bir rakam o dönemdeki nüfus için. Şimdi İslam felsefesiyle ve bir İslam ilmiyle çalışan canların gelişimleri bu aşamadayken Orta Avrupa ve Avrupa farklı aşamalarda. Zaten İtalya'ya baktığımızda Vatikan orada başta, Papa var, işte kardinaller var, onların mutlak güçleri var. Sıkıntılı bir süreç. Peki okuma yazma bilmeyen insanlar için aydın kesimler ne yapıyorlar? Tabii ki kendilerini himaye edecek birilerini bulmazlarsa, mesela krallar gibi veya işte ekonomik anlamda o dönemde sözü geçen insanlar gibi bulmazlar ise doğal olarak fakirlikten ölebiliyorlar veya ölüme mahkum tutulabiliyorlar. Tüm bunların dışında bir grup aydın kesim İtalya'da yeniden doğuş olarak ifade edilecek bir hareket başlattırıyorlar. Hatta o dönemin ünlü yazarlarından bir tanesi diyor ki sanatın karanlık halinden yeniden doğuşunu yavaş yavaş gerçekleştirme halidir Rönesans. Sanat da yasak, yani resim yapmak da yasak, her şey yasak. Bu bağlamda sanatın aktif olduğu, aydın kesimin devrede olduğu bir hareket bu. Yani halktan ziyade belli bir bilgi birikimine sahip insanların devreye soktuğu bir hareket olarak görebiliriz Rönesans'ı. Reform ise daha çok dini anlamda devreye sokulmuş, halkın da içinde bulunduğu, direkt içinde yaşayan insanların yapmış olduğu bir hareket. Nedir o? Katolik Kilisesi'ni düzene sokmak. İkisi aynı anda, hemen hemen aynı anda devreye girdiği için insanlar Rönesans mı, Reform mu diye söylüyor ama hareketler aynı anda başlıyor. Hatta ve hatta coğrafi keşiflerinle 13. yüzyıl olarak düşünebilirsek, 13. yüzyılın itibarından coğrafi keşifler uzanan, coğrafi keşiflerden de 15. yüzyıla kadar uzanan bir süreçte yavaş yavaş gelişen bir hareket. Onun seslerini nereden duyuyoruz? 13. yüzyıldan, o dönemdeki bazı sivri sanatçılar diyebileceğim varlıklar kiliseye karşı gelmiş. Tabii ki kaçmaları da söz konusu, vatanlarını terk etmeleri konusu ama hep bir aydınlanma hareketi içerisinde bulunmuşlar. Ve hatta daha sonra göreceğiz, bu şu an olumsuz olarak konuşulan Illuminati hareketi bile bu bağlamda ortaya çıkmış, aydınlanma hareketi olarak ortaya çıkmış olduğunu göreceğiz. Tabii bunlar bu hareketlerin, Rönesans ve Reform hareketlerinin sonucunda. İkisinin arasındaki temel farkı gördük. Birisi halka ait hareket Reform, diğeri ise daha aydın kesimin devreye soktuğu hareket. Peki Rönesans döneminde ne olmuş? Sanatçılar resmen ayağa kalkmış. Kilisenin yapmış olduğu tüm bu engellere rağmen kendilerini sanatla ifade etmişler.
insan bedenini çokça kullanmışlar. Daha önce de konuşmuştuk, belki hatırlarsın. Abartılı insan bedeninin incelenmesi söz konusu. Kıyafeti giymemiş, çıplak. Erkek figürleri, kadın figürleri, heykel anlamında bu dönemde yapılmış. Daha da ilginç olanı, yine de bir nevi orta yolu bulmak adına diyebileceğim bir hareket var Rönesans döneminde. Sanatçılar, insanlar okuma yazmayı bilmiyorlar diye İncil'deki anlatılan hikayeleri kendilerince resmederek yayınlıyorlar. İşte bebek İsa'nın doğuşu veya işte İsa'nın öğrencilere ders verişi, çarmıha gerilişi, Meryem ve İsa portre, çok meşhur şeyler vardı ve İsa'nın son yemeği şeklinde birçok eserler yapılmış. Okuma yazma bilmeyen halka İncil'i hakikatini gösterebilmek için. Çünkü aydın kesim her şeye rağmen adını söyleyeyim, kiliseyle uyumlaşık yaşarken okuma yazma öğrenme imtiyazına sahiplerdi. Sadece okuma yazmayı bilen kesim, burjuva ve aydın kesim diyemeyeceğiz. Rahipler sadece okuma yazmayı biliyordu. Düşünebiliyor musun? Onu da niçin? Sadece İncil'i çoğaltıp basmak için. Zaten reform hareketini başlattıran kişiye baktığımızda ise, hani temsilcilerinden en önde gelen temsilcilere baktığımızda ise Martin Luther King'i görüyoruz. Adam çok uzun süre manastırda yaşamış, dini eğitim almış ve en sonunda kilisenin yapmış olduğu şeylerin Engizisyon mahkemeleridir, insanları yakmasıdır cadılık kavramı adı altında. Artık bunu içselleştiremediği için, durumu kaldıramadığı için bir bildirge yayınlıyor ve tamamen kiliseyi halkın gözünde farklı bir yere getirebilecek bildiri. İnsanlık hakkından, özgürlükten, eşitlikten, tarikatında insanların aynı olduğundan gibi birçok kavramlar çıkıyor ve protestanlık denilen akımda İşte bu süreçte reform hareketleri sonucu karşımıza çıkıyor. Bu aydınlanma hareketleri, yani reform ve rönesans hareketlerinin neticesinde Avrupa'da artık dogmatik bilgiler yerine akılcı, inanca dayalı değil de bilime dayalı çalışmaların yoğunca sürdürüldüğü, sanatın ve bilimin yoğunca geliştiği, kilise güveninin azaldığı bir sürecin içerisine giriyor. Kilise artık bu süreçten sonra kendi mutlak gücünü yitirdiği için anlaşmalar yaparak kendi varlığını korumaya çalışıyor. Ve hatta o kadar çok uyumlaşıyor ki o dönemin sanatçılarına kalkıyor ki işte bazilikalarda olsun, kiliselerde resim yapma hakkı veriyor veya yağlı boya yapma hakkı veriyor. Bu gerçekten enteresan. Normalde bu tarz şeyler çok hoş karşılanmaz, yapılmaz ama o dönemde uyumlaşma adına bu da yapılmış durumda. Krallarla anlaşılabiliyor, halkla anlaşılabilir hale geliyor. Yani orta yolu bulmaya çalışıyor. Yoksa öldürülecekler. Devran dönmüş tersine. Kilise artık güvenini yitirmiş. İnsanlar daha çok araştırıyor ve hatta güzel olan şeylerden bir tanesi de Rönesans ve reform hareketlerinden sonra hani Yunanistan'ın aydınlanma çağı olarak ifade ettiğim o antik Yunan felsefesinin etkileri bu dönemde tekrar başlıyor. Hı-hı. Mesela Orta Çağ'da sakolastik felsefe, yani din temelli felsefe varken artık insanlar o dönemin insanların, hani antik çağdaki Yunan filozoflarının söylediklerinden de esinlenerek yeni akımlar, yeni ekoller oluşturuluyor. Eğitim sisteminde değişikliğe gidiliyor. Herkes aynı şekilde eğitim alabiliyor. Avrupa'nın hem siyasi, hem idari, hem kültürel anlamda tamamen değişti ve bugünlerin temellerinin o dönemlerde atıldığını söyleyebiliriz. Belli periyotlarda insanlar bu aydınlanma çağını yaşama ihtiyacını duyuyorlar. Bir dönemin mitosları ve bu mitoslardan sıkılan insanlar, doğmalardan sıkılan insanlar felsefeyi oluşturmuşlar. Sonra bir sürede devam etmiş felsefik akımlar, bu sefer farklı bir karanlık çağın içerisinden geçmiş bir taraf, diğer taraf kendi aydınlanmasını yaşamış. Bu denge gibi düşün. Sonra bu insanlar kendi karanlık çağlarından sıkılıp artık farklı bir gerçekliğe adım atmak için yeni bir hareketi ortaya çıkarmışlar.
zaman çok uzun gözükebilir aslında ama insanlık için aslında kısa bir zaman, gelişim için çok kısa bir zaman. Ve şimdi de ben inanmak istiyorum ki ve ümit ediyorum ki dünyanın her yerinde yeniden bir hareketin olması, aydınlanma. Çünkü şu an yaşadığımız dünya sadece dinsel amaçlı değil, yaşamsal anlamda da kalitesi düşük bir yerde, seviyelerde yaşıyoruz. Evet, her şeye ulaşabiliyoruz ama insanlar niteliksiz düşünceler ve yaşantılar içerisinde olabiliyorlar. Ve umut ediyorum ki, tekrar söylemek istiyorum ki, kendi rönesansımızı ve kendi reformumuzu tekrar yaşayabilelim. Çok güzel bir temenni. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim canım benim.